Arkadaşlar merhaba. Yine bir katı cisim videosuyla beraberiz. Bu videomuzda size prizmaları anlatacağız. Şimdi prizma arkadaşlar dik prizma ile eğik prizma diye ikiye ayrılır. Prizmanın tanımı nedir arkadaşlar? Onu önce bir bilelim. Prizma diyoruz ki alt üst tabanları birbirine eş. Alt üst tabanları birbirine eş arkadaşlar. Ve birbirine paralel olan katı cisimlere bakın. Alt ile üst birbirine eş ve paralel olması gerekir. Şu yeşil alanlar birbirine eş ve paraleldir arkadaşlar. Olan katı cisimlere ne diyormuşuz? Prizma diyormuşuz arkadaşlar. Peki dik prizma neydi arkadaşlar? Dik prizma. Diyoruz ki eğer şu ayrıt. Bundan sonra kenar ayrıt diye söylenecektir arkadaşlar. Bu ayrıtımız tabana dik ise buna ne diyoruz? Dik prizma diyoruz arkadaşlar. Yani yüksekliğimiz tabana dik ise arkadaşlar ne diyoruz? Dik prizma diyoruz arkadaşlar. Dik prizma. Peki biz şuna ne dedik arkadaşlar? Yanal ayrıt dedik. Yanal ayrıt. Ayrıt. Yani yükseklik arkadaşlar. Şunlara ise arkadaşlar taban ayrıtı diyoruz. Taban ayrıtı. Ayrıtı. Alt üst birbirine eşti arkadaşlar. Peki şu mavi yere ne diyoruz arkadaşlar? Dik prizmada arkadaşlar. Şunlar dikkat ettiyseniz dik olur arkadaşlar. Diyoruz ki yanal ayrıtları dik kesen arkadaşlar şu düzleme ne diyormuşuz? Yanal ayrıtı dik ayrıtları dik kesen şu düzleme arkadaşlar dik kesit diyoruz. Bakın şuraya yazdım. Dik kesit arkadaşlar. Dik kesit. Demek ki şu mavi alana ne diyormuşuz arkadaşlar? Dik kesit diyoruz. Dik kesit. Devam edeyim arkadaşlar. Devam edeyim. Peki biz bu prizmanın nesini bulacağız arkadaşlar? Bir kere hacmini bulacağız. Hacim nedir arkadaşlar? Hacim her zaman bütün prizmalar için ayrı ayrı ezberlemeyeceğiz arkadaşlar. Bütün prizmalar için ne diyeceğiz gençler? Diyeceğiz ki taban alanı çarpı yükseklik. Bunlar birbirine eş olduğu için arkadaşlar ha şuradan almışsınız ha buradan almışsınız. Fark etmiyor arkadaşlar. Demek ki hacim ne oldu? Taban alanı çarpı yüksekliktir. Aha, çok çok önemli bir formül arkadaşlar. Hepsi için ezberlemiyoruz. Prizman tabanı ya dik üçgen olur ya ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, kare, dikdörtgen, yamuk, paralel kenar, daire arkadaşlar. Tabanı ne olursa olsun önceki konularımızdan hesaplayabiliyoruz. Çarpı yükseklik neydi? Hacmi veriyor. Peki sıra neye geldi arkadaşlar? Alanına geldi. Alan nedir arkadaşlar? Şimdi bu katı cisim olduğu için taş olarak düşünün bunu veya işte bir tahta kütük olarak düşünün bunu arkadaşlar. Mesela biz bunu boyamak istiyoruz arkadaşlar. Neresini boyayacağız arkadaşlar? Bir kere şu yanlarını boyayacağız. İki tane tabanını boyayacağız. Sakın demeyin burası yere yapışık. Denilmediği sürece yapışık değildir arkadaşlar. Şimdi ben bu tahta kütüğün neresini boyayacağım arkadaşlar? Bir kere biz şuraya bir alan diyelim. Hacmi arkadaşlar V ile gösteriyoruz. Hacim. Alanı zaten A ile gösteriyorduk. Bunu daha önce biliyorduk arkadaşlar. Şimdi alanımız neydi? Ben buranın neresini boyayacağım arkadaşlar? Bir kere iki tane taban alanı var. Artı arkadaşlar. Bir de yanların alanı. Yanlar kimlerdir? Mesela dikdörtgen 1, dikdörtgen 2, dikdörtgen 3. Arkadaki kaç yaptı? 4 tane dikdörtgen yaptı. Kısacası ne diyoruz? Yanal alan diyoruz arkadaşlar. Yanal alan. Tamam mı? Bunları ayrı ayrı hesaplayıp topladığımızda alan çıkıyor. Peki hocam yanal alan galiba biraz uzun oldu. Ayrı ayrı dik, 4 tane dikdörtgeni hesaplamamız gerekir. Bunun kısası bir şey var mı arkadaşlar? Var. Yanal alan arkadaşlar bakın. Mesela burası A atıyorum. B, C, şurası D olsun arkadaşlar. A çarpı H dikdörtgenin alanı. B çarpı H, C çarpı H, D çarpı H. Hepsinde H yok muydu? Ben H parantezine alsam ne olur? A, B, C, D toplamları olur. E kısacası taban çevresi çarpı yükseklik desem yanal alanı bulmuş olurum. Hangi durumda arkadaşlar? Bak uyarıyorum. Dik prizmalarda, eğik prizmalarda şu formülü kullanamıyorsunuz arkadaşlar.
Sanırım sıkıntı yoktur. Hacim neydi arkadaşlar? Her zaman tavan alan çarpı yükseklik. Alan neydi? İki tane tavan alanı artı yanların alanı, yanal alan. Yanal alanın pratiği var mıydı? Tabii ki var. Taban çevresi çarpı yükseklikti arkadaşlar. Geldik nereye? Eğik prizmaya. Bakın eğik prizmada arkadaşlar, eğik prizmada gençler yine alt üst birbirine paralel ve eştir arkadaşlar. Sadece biz şunu yapıyoruz. Yani şöyle değil arkadaşlar. Farz edin ki şöyle tam paralel üste koymuşuz. Biraz şöyle yana kaydırmışım. Bakın yine dikkatliyseniz birbirine paralel ve eş değil mi? Evet. Buna da eğik prizma diyoruz arkadaşlar. Ben şuraya tavan alanı diyorum. Bu da tavan alanı. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. Peki diğerinden farkı neydi? Diğerinden farkı arkadaşlar ne oluyor? Yükseklik dışarıdadır arkadaşlar. Burası h. Bunun hacmini sorarlarsa yine taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar. Yüksekliğimiz dışarıda şeye benzetebilirsiniz. Mesela geniş açılı bir üçgenin yüksekliği neredeydi arkadaşlar? Dışarıdaydı. Yine biz taban çarpı yükseklik demiyor muyduk? Fark eden bir şey yok. Peki şu mavi yere ne demiştik arkadaşlar? Dik kesik demiştik. Dik kesik. Arkadaşlar burada dik kesik taban alanına eşit olduğu için dik kesik hacim aynı zamanda neydi? Dik kesik alanı çarpı yükseklikti. Fark eden bir şey yoktu. Ama burada bunlar birbirine eşit değil ki arkadaşlar. Dik kesik dedim ben buraya. Şuna ise arkadaşlar yanal ayrıtımıza L diyelim gençler. Hacmin burada diğer bir formülü arkadaşlar. Sizi alfa ile falan uğraştırmayacağım. Dik kesit alanı çarpı bir nevi yüksekliği ne oluyor arkadaşlar? L oluyor. Bakın yüksekliğimiz ne oldu arkadaşlar? Yüksekliğimiz L oldu. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bununla ilgili de soru soruyorlar. Hacim neymiş? Dik kesit alanı çarpı yanal ayrıt ve arkadaşlar taban alanı çarpı yüksekliktir. Evet sanırım konuyu anladık. Örneklerimize geçelim arkadaşlar. Şimdi örneğimiz ne diyor arkadaşlar? Sözel bir soru. Taban ayrıtları 4 santim ve yüksekliği 10 olan eşkenar üçgen tabanlı dik prizmanın hacmini ve alanını hesaplayın. Ah şudur arkadaşlar. Eşkenar üçgen hazır çizmişim. Bir ayrıtımız kaçtı? 4'tü. Peki yüksekliğimiz dik, bir de dikkat ediniz dik prizma arkadaşlar. Prizmalar tabanlarına göre isim alıyorlar. Mesela üçgen prizma, kare prizma, dikdörtgen prizma, tabanı ikizkenar yamuk olan prizma, düzgün altıgen prizma gibi gibi. Tamam. Yükseklik neydi burada? 10 idi arkadaşlar. Şimdi hesaplayalım. Hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik idi. Tamam. Taban alanı biliyor muyum? Yok, daha bilmiyorum hocam. Peki eşkenar üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Taban alanı diyorum. Hatırlarsanız a kare kök 3 bölü 4 müydü? 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Burası 4 kök 3 eder mi? 4 kök 3. 4 kök 3 arkadaşlar. Çarpı yüksekliğimiz 10. Hacim ne oldu buradan? 40 kök 3. Evet bulduk. Sıra neye geldi? Alana geldi arkadaşlar. Alan neydi? İki tane tabanı boyuyordum. Bir de yanını boyuyordum. Yanal alan. Evet hesaplayalım arkadaşlar. Taban alanı neydi? 4 kök 3. Özür dilerim. Burası 40 kök 3'tü. 40 kök 3. Hemen müdahale etmişsinizdir şimdi. 40 kök 3 çarpı 2. 2 tane taban alanı artı yanal alan. Ha, yanal alan neydi arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik idi. Taban çevresi kaçtı? 12 çarpı yüksekliğimiz bu 12'ye benzedi mi? Benzedi. Çarpı yükseklik neydi? 10 idi. Bu kaç yapıyor? 120 yaptı. Evet, burası 120. Şimdi hesaplıyorum en son ne oldu? 80 kök 3 artı 120. Bu da alan idi arkadaşlar. Sanırım anlamışız bu soruyu. Sözel bir soruydu. Şeklini çizip çözdük arkadaşlar. Şuna bakalım. Diyor ki yandaki kare tabanlı. Bu kare tabanlıymış arkadaşlar. Kare tabanlı. Dik prizma. Evet, prizmamız dikmiş arkadaşlar. Hacmi kaçtır? Peki burada sanırım bir şeyler verilmiş. BD üstü BD üstü 8 verilmiş. Açımız B üstü BD üstü. Şurası ise 30'dur.
Hatırlarsanız önceki videomuzda ne demiştik arkadaşlar? Unutmuşsanız kat cisimlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir doğru düzleme dik ise düzlem üzerindeki bütün doğrulara dikti arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz şu BB üstü doğrumuz tavana dik midir arkadaşlar? Tavana diktir. Tavanımıza dik ise tavan üzerindeki şu köşegenimize de dik olur mu arkadaşlar? Tabii ki dik olur. Bu tavana dik ise tavan üzerindeki doğruya da diktir. Şimdi burada 30, 60, 90 özel üçgeni göründü arkadaşlar. 90'ın karşı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Bulduk arkadaşlar yüksekliği. Peki bu kare olduğu için A kök 2. O zaman bir kenarımız 2 kök 2, 2 kök 2 mi arkadaşlar? Evet, burayı da bulduk. 2 kök 2, 2 kök 2. Şimdi hacmini hesaplayalım. Hacim neydi arkadaşlar? Tavan alanı çarpı yüksekliktir. Her zaman formülümüz budur. Prizma ise. Şimdi tavan alanı kaç yapıyor? 2 kök 2'nin karesi 8. Çarpı yüksekliğimiz 4 kök 3'tü. Eşittir 32 kök 3 oluyor. Devam edelim canlar. Kağıtlarımız kaydı. Evet arkadaşlar. Bakalım bu sorumuzda ne diyor? Diyor ki ABC'de ikizkenar yamuktur. Bakın A, B, C, D. Şu ikizkenar yamuk arkadaşlar. Şöyle ikizkenar yamuk arkadaşlar. Yerde bir ikizkenar yamuğumuz var. DC paralel imiş. Yamuğun paralel kenarları bunlar imiş arkadaşlar. A, B'ye. DC'miz 10 imiş arkadaşlar. Yazdım. Şimdi diyor ki ADE üçgen tabanlı prizmanın, bakın ADE şu tabanlı prizma, şu dikey prizmamız arkadaşlar. Burası 6, 8, 10 mudur? 6, 8, 10. Bunun tabanı arkadaşlar 6, 8, 10'dur. Bu prizmanın içinde, evet, tabanlı prizmanın tabanında su sızacak şekilde bir delik açıldığında, şimdi bunun içi su ile doludur arkadaşlar. Şu alttan bir tane delik açılıyor arkadaşlar. Şuradan bir delik açıldığında su yandaki kaba sızıyor. Kapların ağzı açık olduğuna göre son su yüksekliği kaç olur arkadaşlar? Kapların ağzı açıktır arkadaşlar. Niye açıktır? Basınç işin içine giriyor arkadaşlar. Bunların su seviyesi eşit olana kadar su sızacaktır arkadaşlar. Şimdi son su yüksekliğimiz nerede dursun arkadaşlar? Şurada dursun. Bakalım çizebilecek miyiz arkadaşlar? Son su yüksekliğimiz burada durdu. Diğer tarafa sızdı ve su burada durdu. Evet arkadaşlar, suyun son hali budur. Şu birinci kaptan arkadaşlar su sızdı. Dengelendi arkadaşlar, dengelendi. Son suyun yüksekliği budur. Bana ne soruluyordu? Bu su yüksekliği kaçtır arkadaşlar? Peki şöyle bir şey yapsam arkadaşlar. Bunun tavanı ikizkenar yamuk muydu arkadaşlar? Evet, şimdi bir ikizkenar yamuğu düşünelim arkadaşlar. Burası 10, 10. Peki DC'yi kaç verdim? 10. Dikkatlice baktığınızda arkadaşlar şu yüksekliğimiz 8 verilmiş mi? Verilmiş. İkizkenar yamukta hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüksekliklerimizi indiriyorduk. Burası da 8. Niye indiriyorduk? Şu alt taraflar birbirine eşit. Bakın 6, burası da 6. 10 ise burası 10. Şimdi şu yeşil hacim. V yeşil mi diyelim? V yeşil arkadaşlar. Taban alanı kimdir? İkizkenar yamuk. Taban alanı alt tabanı artı üst tabanı arkadaşlar. Burası kaç yapıyor? 22, 10 daha 32. Çarpı yüksekliğimiz 8 bölü 2. Eşittir kaç yaptı? Şuradan arkadaşlar 16 çarpı 8 yapsın mı? 16 çarpı 8 böyle durdum. Şimdi gençler yeşilin hacmi neydi? Bakın taban alanı arkadaşlar 16 çarpı 8, belki sadeleştirme yaparım diye çarpmadım. Çarpı yükseklik. Hacim her zaman neydi? Hacim taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Taban alanı, burası TA diyelim. Çarpı yüksekliği, vallahi yüksekliği daha bilmiyoruz. Zaten bize o soruluyordu. Haş soru işareti dedim. Peki arkadaşlar bu yeşil su nereden geldi?
Yani yağmadı ya arkadaşlar. Bu kabın içindeydi. Yağmurlarla gelmedi arkadaşlar. Kabın içindeki suydu. Peki şu kabın içindeki su neye eşitti? Şu yeşil suya eşit miydi arkadaşlar? O zaman mavi yeşile eşittir arkadaşlar. Mavinin hacmi kaçtır arkadaşlar? Şimdi bunun taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2 24 mü? 24. Taban alanı çarpı yükseklik 24 çarpı 24 diyebilirim. Sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Şimdi yeşilin hacmi neydi? Taban alanı ikizkenar yamuktu arkadaşlar. Hesapladım. 16 çarpı 8 çıktı. Çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik. Ve bu su neydi? Nereden gelmişti arkadaşlar şu yeşil su? Mavi suya eşitti. Taban alanı çarpı yükseklikti arkadaşlar. Yüksekliğimiz 24. Şimdi burada sadeleştirme yaptığımızda kaça böleyim? 8'e böldüğümde burası 3 kalır. Bir daha 8'e böldüğümde burası kaç kalır? 3. Bunu 8'e böldüğümde 2 kaldı. En son 2 haşımız 3 kere 3 9. Haş eşittir 9 bölü 2. İşte bulduk arkadaşlar. Şu haşımız neymiş? 9 bölü 2. Son su yüksekliği 9 bölü 2 yani 4,5 ediyor arkadaşlar.